Merhabalar efendim. Mutfak işleri müdüründe bugün yalnızca bir bardak bulgur ve bir patatesle hazırlayacağınız ekonomik mi ekonomik patatesli bulgur köftesi var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde karıştırma kabına 1 su bardağı ince köftelik bulgur alıyoruz. Böyle ıslatıyoruz. Ardından 1 su bardağı sıcak su ile ıslatıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Ve bulgurlarımızı demlemeye bırakıyoruz. Ardından 1 orta boy patatesimizin kabuklarını hızlıca soyuyoruz. Ve patatesimizi büyükçe parçalara bölüyoruz. Ve hemen küçük bir tencereye alıp üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Ve patateslerimizi haşlamaya alıyoruz. Şimdi demlenen bulgurumuzu alıyoruz. İçerisine haşlayıp soğumasını beklediğimiz patatesleri alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. 1 adet yumurta kırıyoruz. Ve son olarak biraz kırmızı toz biber, biraz karabiber ve kimyon ekliyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz. Ardından köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Köftemizi patatesler içerisinde tamamen yok olana kadar iyice yoğuruyoruz. Evet, köftemizi yoğurduk. Burada biraz soğuk suyumuz var. Köftemizin elimize yapışmaması için arada elimizi biraz soğuk suya batıracağız. Hemen şöyle köftemden parçalar koparıyorum. Misketten biraz daha büyük parçalar alıyorum. Aldığım bu parçaları elimin arasında biraz sıkıştırıyorum ki hem yuvarlaması kolay olsun hem de köftem haşlanırken dağılmasın. Evet, bütün köftelerimizi ufak parçalara ayırdık. Şimdi yine ara ara elimizi çok hafif ıslatarak, köfteler yapışmayacak kadar ıslatarak köftelerimizi birer ikişer avucumuza alıyoruz. Ve şöyle 10-15 saniye çevirerek yuvarlıyoruz. Evet, bütün köftelerimizi yuvarladık. Ve şimdi köftelerimizi ocakta kaynattığımız suyumuzun içerisine alıyoruz. Ve bu şekilde köftelerimizi hafif suyun üzerine çıkana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Ve bu şekilde köftelerimizi suyun yüzeyine çıkana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Evet, köftelerimiz kaynarken bir yandan ocağa aldığımız tavaya biraz sıvı yağ alıyoruz. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağlarımız eriyene kadar şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, tereyağımız eridikten sonra 1,5-2 yemek kaşığı kadar domates salçası alıyoruz. Salçamızı da şöyle 1-2 dakika kavuruyoruz. Salçamızı da kavurduktan sonra
İçerisine 2 diş sarımsak eziyoruz. Sarımsakları da şöyle 1-2 tur çeviriyoruz. Ardından tavamızın içerisine 1 bardak kadar sıcak su ilave ediyoruz. Salçamız suyla iyice karışana kadar, iyice ezilip homojen bir kıvama gelene kadar şöyle birkaç dakika kavuruyoruz. Son olarak sosumuzun tuzunu da ayarladıktan sonra birkaç dakika kaynamaya bırakıyoruz. Bakın sosumuz yavaş yavaş artık koyulaşmaya, kıvam almaya başladı. Evet, bu arada köftelerimiz de yaklaşık 10 dakika kadar haşlandı. Yavaş yavaş suyun üzerine çıkmaya başladı. Artık köftelerimizi ocaktan alıyoruz. Ve köftelerimizi süzerek sosumuzun içine aktarıyoruz. Evet, sosumuzu da şöyle bir karıştırdıktan sonra artık köftelerimiz servis için hazırlar. Evet, yemeğimizin sosu çok güzel kıvam aldı. Köftelerle birlikte çok güzel harmanlandı. Şimdi servis tabağına alacağız. İsterseniz ortaya bu şekilde büyük bir servis tabağıyla alın ya da tek tek porsiyonlayın. İster ana yemek olarak hazırlayın, isterseniz yemek yerinizin yanına yancı olarak hazırlayın. Her türlü sizi kurtaracak muhteşem bir yemek. Evet, yemeğimizin servisini yaptık. Son olarak şöyle üzerine bir tutam maydanoz bırakacağım. İsterseniz ince ince doğrayıp üzerine her tarafına maydanoz da serpiştirebilirsiniz. Çok çok yakışır. Hadi şimdi bir de yemeğimizin tadına bakalım. Evet, sıra geldi işin en güzel kısmına, yemeğimizin tadına bakmaya. Ama şöyle altına sosuyla birlikte tane alıyorum köfteden. Öncesinde şöyle yakından göstereyim. Tam kıvamında pişmiş. İçi çok güzel. Lezzeti muazzam. Muhakkak ama muhakkak denemeniz gereken çok pratik ve çok ekonomik bir tarif. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.